Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bugünkü dersimizin konusu cümlenin ögeleri. Cümlenin ögelerinde bizi zorlayan bir soru tipi var. Bu soru tipini nasıl çözeceğiz, nasıl halledeceğiz, onunla ilgili tiyolar vereceğim. Şimdi soru ne şekilde geliyor? Soru anlamı hangi ögeyle sağlanmıştır? Soru anlamı hangi ögeyle sağlanmıştır? Bu tarz sorularda ne yapacağız? Cevabı cümle şeklinde bütün halinde vereceğiz. Tek kelimede bulacağız. Mesela bakalım. Bu hafta sizinle balığa kim çıkacak? Cevap veriyorum. Bu hafta bizimle balığa Ali çıkacak. Normalde cevabı ne tek kelimede? Bu hafta bizimle balığa Ali çıkacak değil mi? Cevabı tek kelimede Ali. Bütün halinde verdim cevabı. O tek kelimeyi buldum. Altını çizdim. Tamam. Bakalım hangi ögeyi buldurmaya yönelik? Bu hafta bizimle balığa Ali çıkacak. Çıkacak yüklem. Kim çıkacak? Ali. Kim sorusuna cevap veren öge neydi? Özneydi. O halde özneyi buldurmaya yönelik bir soru. Diğer soruya baktığımızda geçen hafta bu romanı mı okudun? Cevap veriyorum bu romanı. Cevabım tek kelime de bu romanı. Tamam. Bir de bütün halinde cevap veriyorum. Geçen hafta bu romanı okudum. Okudum yüklem. Ne'yi okudum? Bu romanı neyi kim sorusuna cevap veren ögeneğiydi arkadaşlar? Belirtili nesneydi. Bakın o zaman burada da belirtili nesneyi buldurmuş. Diğer soruya baktığımızda sınav soruları sizce zor muydu? Cevap veriyorum zordu. Tek kelime de önce bir cevap verdim. Bir de bütün halinde cevap veriyorum. Sınav soruları bizce zordu. Cevabı zordu değil mi? E, zordu da yüklem. O halde bana yüklemi buldurdu. Yine bir diğer soruya baktığımda kutudaki kitapları kime gönderiyorsun? Cevap veriyorum ona. Tamam bir de bütün halinde cevap vereyim. Kutudaki kitapları ona gönderiyorum. Cevabım onaydı hatırladığım kadarıyla. Gönderiyorum yüklem. Kime gönderiyorum? Ona. Kime sorusuna cevap veren ögeneydi. Dolaylı tümleşti. Bakın burada da dolaylı tümleşi buldurdu. Dün gece neden uyuyamadım? Cevap veriyorum heyecandan. Tamam. Cevabım tek kelime de heyecandan. Bir de bütün haline verip ögeyi bulalım. Dün gece heyecandan uyuyamadım dedim. Uyuyamadım yüklem. Niçin? Neden uyuyamadım? Heyecandan. E niçin? Neden? Soruların cevabı neydi? Zar tümleciydi. Bakın burada da bana zar tümlecini buldurdu. Arkadaşına hediye mi alacaksın? Cevap veriyorum. Hediye. Bir de evet hayır diye cevap vermek yok arkadaşlar burada bütün halinde cevap vermemiz gerekiyor. Cevap veriyorum hediye. Tamam. Bütün halinde cevap verdiğimde arkadaşıma hediye alacağım. Cevabım hediyeydi. Alacağım yüklem. Buraya dikkat. Alacak olan kim? Ben. Gizli özne. Bakın kim sorusunu sorduktan sonra bir de ne sorusunu sorarsak ben arkadaşıma ne alacağım hediye o halde bu da ne olur? Belirtisiz nesne olur arkadaşlar. Kim sorusunu sorduktan sonra ne sorusuna cevap veriyorsa bu da ne olacak? Belirtisiz nesne olacak. Evet. O halde ne yapalım? Ee, birkaç tane soru çözelim. Bakalım uygulamada nasıl olacak. Sorumuz gelsin. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru farklı bir ögeyi buldurmaya yöneliktir diyor. Şimdi bakalım. Bu güzel şiiri tahtaya kim yazdı diyor. Cevap veriyorum Ali. Şimdi benim cevabım Ali mi? Tamam. Bütün halinde cevap verdim Bu güzel şiiri tahtaya Ali yazdı dedim. Yazdı yüklem. Yazan kim? Ali. Kim sorusuna cevap veren Öge Özne'ydi. Tamam burada bana Özne'yi buldurdu. Bahçedeki gülleri dün hanginiz kopardı? Cevap veriyorum. Bahçedeki gülleri dün Ali kopardı. Cevabım Ali'ydi değil mi yine? Kopardı yüklem. Koparan kim? Ali. Burada da özneyi verdi bana. Arkadaşın hafta sonunda nereye gitmiş? Cevap veriyorum. Arkadaşım hafta sonunda oraya dedim. Şimdi gitmiş yüklem. Nereye gitmiş? Oraya. Cevabım orayaydı. Nereye sorusuna cevap veren öge ne oluyordu? Dolaylı tümleç. Sana bıraktıkları kutunun içinde ne varmış? Cevap veriyorum. Hediye. Bütün haline cevap verelim. Bana bıraktıkları kutunun içerisinde hediye varmış. Varmış yüklem. Ne varmış? Hediye. E ne sorusuna cevap veren öge özne oluyor. Direkt ne sorusuna cevap veren öge özne. Dedik. Şimdi bu değerli madalyayı hangi yarışmacı alacak? O. Tamam. Bir de bütün halinde cevap veriyorum. Bu değerli madalyayı o alacak. Alacak yüklem. Kim alacak? O. Kim sorusuna cevap veren öge özün oldu. Farklı olan öge hangisi oldu? Ceyhan oldu. Şimdi bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. Soru dolaylı tümleşi buldurmaya yöneliktir. Yine aynı mantıkla çözeceğim. Kardeşinle ne konuşuyordunuz? Cevap veriyorum futbol. Bakın tek, cümle, tek kelimede cevabımı verdim. Soru cümle halinde vereceğim. Kardeşimle futbol konuşuyordum. Konuşuyordum yüklem. Konuşan kim? Dikkat. Ben. Gizli özne. Ben ne konuşuyordum? Futbol. Evet. Kim sorusunu sorduktan sonra ne sorusuna cevap veren öge neydi? Belirtisiz nesneydi arkadaşlar. Burada belirtisiz nesneyi buldurdu. Yaz tatiline nereye gideceksiniz? Cevap veriyorum oraya. Tamam. Bir de bütün haline cevap verelim. Yaz tatiline oraya gideceğiz. Gideceğiz yüklem. Nereye? Oraya. Nereye sorusuna cevap veren öge ne olur? Dolaylı tümleç olur sinemaya gideceğini bize neden söylemedin? Cevap veriyorum unuttuğundan. Tamam. Bütün halde cevap veriyorum. Sinemaya gideceğimi unuttuğundan söylemedim. Söylemedim yüklem. Neden? Niçin? Unuttuğundan. Dolayısıyla niçin sorusuna cevap veren öge nedir? Zarf tümleci. En çok hangi yazarın öykülerini okuyorsunuz? Cevap veriyorum. Sait Fahin öykülerini. Bir de bütün halde cevap verelim. En çok sight fine öykülerini okuyorum. Okuyorum yüklem. Neyi? Sight fine öykülerini. E, neyi kim sorusuna cevap veren öge neydi? Belirtili nesne. Milli oyuncular yurt ne zaman dönecek? Cevap veriyorum. Salı günü. Bir de bütün halde cevap verelim. Milli oyuncular yurt dışından salı günü dönecek. Dönecek yüklem. Ne zaman dönecek? Salı günü. Ne zaman sorusuna cevap veren öge neydi? Zar tümleciydi. Zar tümlecini buldurdu. Cevabım ne oldu? Bursa oldu. Hemen bir diğer soruya geçelim. Soru özneyi buldurmaya yöneliktir. Soruların hepsini kim cevaplamış? Cevap veriyorum Ali. Bütün haline baktığımda cevaplamış yüklem kim? Ali. Kim sorusuna cevap veren öne göre özne oldu. Cevap direkt Adana çıktı. Diğerlerine de baktığımızda yarın beni mi pazara götüreceksin? Cevap veriyorum seni. Tamam. Götüreceğim yüklem. Kimi götüreceğim? Seni. Neyi kim sorusuna cevap verdi burada belirtili nesneyi buldurdu. Bu parayı kimden almış? Cevap veriyorum Ali'den. Almış yüklem kimden? Ali'den. Kimden sorusuna cevap veren öge dolaylı ötümleş oldu. Filmden neden söz ediliyor? Aşktan. Cevap veriyorum. Söz ediliyor yüklem. Neyden? Aşktan. Neyden sorusuna cevap veren öge ne oldu? Dolaylı ötümleş oldu. Buradan giderken bana mı sordunuz? Cevap veriyorum sana. Sordum yüklem. Kime sordum? Sana. Kime sorsun? Cevap veren ögede. Dolaylı tümleşi buldurdu. Dolayısıyla cevabım ne oldu? Adana oldu. Hemen bir diğer soruya geçiyoruz. Evet burada da soru eylemden etkileneni buldurmaya yöneliktir. Böyle bir soru gelirse arkadaşlar eylemden etkilenen nedir? Nesnedir. Dolayısıyla ben burada ne yapacağım? Nesneyi bulacağım. Mesela bakalım bu yörenin nesi ünlüdür? Cevap veriyorum elması. Ünlüdür yüklem. Ne ünlüdür? Ünlü olan ne? Elması. E burada bana ne sorsana cevap veren öge öznesini buldurdu. Evet mağarada karşınıza ne çıktı? Cevap veriyorum ayı. Çıktı yüklem. Çıkan ne? Ayı. Burada da ne sorsana cevap verdi. Özneyi buldurdu. Elindeki bu gözle neyi sileceksin? Cevap veriyorum masayı. Sileceğim yüklem. Neyi sileceğim? Masayı. Neyi kimi sorsun ne oluyordu burada? Belirtili nesne oluyordu. Bakın cevabım Ceyhan oldu. Etkilenen masa. Buraya en önce kim geldi? Ali. Cevap veriyorum geldi yüklem. Gelen kim? Ali. Kim sorusuna cevap veren öge özne. Yarın akşam nereye gidelim? Cevap veriyorum oraya. Gidelim yüklem. Nereye gidelim? Oraya. Burada da nereye sorusuna cevap verdi. Dolaylı tümleç oldu. Evet arkadaşlar son bir soru daha çözelim. Bu şekilde dersimizi bitirelim. Aşağıdakilerin hangisinin soru farklı bir ögeyi buldurmaya yöneliktir. Yine aynı yöntemle bakalım. Küçük çocuğun annesi nerede? Cevap veriyorum. Orada. Bir de bütün halinde cevap vereyim. Küçük çocuğun annesi orada. E orada yüklem. Burada yükleme buldurmaya yönelik. Bunca ekmeği kime aldın? Cevap veriyorum ona. Tamam. Bütün haline cevap verelim. Bunca ekmeği ona aldım. Aldım yüklem. Kime? Ona. Kime sorusuna cevap veren önce dolaylı tümleç oluyor. Bu saatte nereden geliyorsun? Cevap veriyorum işten. Bütün haline verdiğimde bu saatte işten geliyorum. Geliyorum yüklem. Nereden? İşten. Nereden sorusuna cevap veren öge de dolaylı tümleç oldu. Telefon numarasını kimden öğrenmiş? Cevap veriyorum ondan. Tamam. Bütün halinde cevap verelim. Telefon numarasını ondan öğrenmiş. Öğrenmiş yüklem kimden? Ondan. Kimden sorusuna cevap veren öge de dolaylı tümleçi oldu. O mesaj kimlere ulaşmış? Cevap veriyorum onlara. Tamam. Bir de bütün halinde cevap verelim. O mesaj onlara ulaşmış. Ulaşmış yüklem kime? Onlara. Kime sorusuna cevap veren ögede ne oldu? Dolaylı tümleç oldu. Hangisi farklı oldu? Adana farklı oldu. Cevap Adana oldu. Evet bu tarz sorularımız bu şekilde arkadaşlar. Ne kadar çok pratik yaparsanız, soru çözerseniz gerçek sınavda da yapma ihtimalimiz o kadar yüksek. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.